Bilmiyorum. İki sene önce bütün kulüpler deniz biti noktasındaydı. İki Şimdi yıldır, ne oldu? Işte, ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Tekrardan bir e, dönüş <laughs> dönüş var ama bu dönüş çok olumlu bir noktada değil. Ya gelirlerin sınırlı <laughs> kaldığı yerde giderlerinizi arttıramazsınız. O kadar basit. Yani bilanço denklemi diye bir şey var. Aktif pasif eşitliği Şöyle, diye bir şey var. E, ya bu transfer haberleri çıkabilir. Bütün transfer haberleri çıkabilir. Bu, bu Ronaldo üzerinde söylemiyorum. Ama biz aslında kulüplerin hep gider noktasını görüyoruz. Transfer haberleriyle. Mesela kulüpler nereden geliri elde ediyor Hı -hı. aşağı yukarı bunu görmüyoruz. Yani şunu hariç tutuyorum işte stad e, geliri, maç günü geliri, forma satış geliri. Hani Tabii. bunları hariç tutaraktan Hı -hı. yani sponsorluk anlaşmaları falan ama yani tam olarak kulüplerin ne kadar gelir var, biz bilmiyoruz. Hep giderle ilgili haberleri okuyoruz açıkçası. Ya, ya bir yayıncı kuruluş gelir olmasa kulüplerin gelir mi var ya? Az yani, çok ya, az. Bu, bu kadar. Yani maç geçen sene 20 liraya falan bilet satan kulüpler oldu. Hele ki Anadolu takımlarının hali ya. 300 kişiye oynayan takımımız var. 300 kişi ya futbol yani severler. çok uzak değildir herhalde. Yani maça gelinsin diye 1 liraya bilet, gene de sucuk ekmek veriyorlardı. Güzel abi galiba Kayseri'deydi emin değilim. Ama yani şunu yapabilir miyiz Anadolu takımlarının maçlarında özellikle şimdi yani dört büyükler biraz dolduruyor yani 40 bin kişi 45 bin kişi falan gidiyor maçlara rahat rahat da Anadolu kulüplerinden hani yöneticilerinden rica. En azından öğrenci bileti diye bir tribün ayıralım. Ya çünkü bu çocuklar spora eğilsinler futbola eğilsinler kötü alışkanlıkları onları götürmeyelim bir futbol müsabakasında işte ya büyük stadyumlarda özellikle boşluk işte bin kişi mi iki bin kişi mi beş bin kişilik öğrenci boşluğu ayırın ve bu bilet biletleri sembolik olarak çıkartın. sembolik bir ücret ve okullarla anlaşma yapın. İşte atıyorum şu ilkokul, şu ortaokul gibi gibi bunlara gidin. Ya biz size işte 500 bilet veriyoruz. Şu kadardan sembolik bir ücret. 5 lira. Ya boş olmasından iyidir. Ya o çocuklar en azından futbolu öğrensinler, futbolu canlı canlı seyretsinler. Organizasyonların içinde yer alsınlar. Çünkü neden? Yarın öbür gün kim izleyecek bu oyunu? Hani biz bunu sevdalısı adamlarız ama yeni jenerasyon benim oğlum. Hani ara ara geliyor ben maç izlerken. Baba kaç kaç diyor. O da hani ayda bir aklına falan gelirse. Ya diyorum şu iki bir önde. İyi tamam diyor. Bu kadar. Ya bakıyor şöyle iki dakika. E, dokuz. çünkü şunu söylüyor. Ya diyorum niye izlemiyorsun? Ya diyor konsol oyununda ben diyor iki saatte Şampiyonlar Ligi kaldırıyorum sen ne anlatıyorsun bana diyor. Doğru. Şimdi tabii zaten yeni jenerasyonun e, düşünceleri, fikirleri, ilgisini çeken şeyler çok daha farklı ama biz Galatasaray'dan devam edelim. Hay hay. Yola devam başlığı var Foto fotomaçta. Tabii e, iç transferle ilgili durumlar da var dediğim gibi. Transfer haberleri var ama iç transferle hı hı. ilgili haberler de var kulüplerimizde. Sarı Kırmızılı ekip Okan Buruk'un olumlu raporu üzerine iki futbolcunun artı bir yıllık opsiyonu devreye alma kararı aldı. Mertens ve Matan'ın durumlarından bahsedilmiş. Ayrıca Mauro Icardi için de şartlar zorlanacak denilmiş. Haberin içeriğinde bir artı bir yıllık sözleşme yapılan Mata yıllık 1.9 milyon euro kazanırken Belçikalı Mertens ise 2.9 milyon euro alıyor. Sarı Kırmızıların hücum aksiyonlarını sırtlayan Mata ve Mertens'in artı bir opsiyon maddeleri devreye sokulması kararı alındı. Okan Buruk iki oyuncu içinde olumlu rapor sundu denilmiş. Ee, şimdi hücum aksiyonlarını sırtlayan derken Mertens tamam ama Mata şu anda hani çok bu anlamda e, tabela yapmış değil ya da böyle nitelendirebileceğimiz bir oyuncu değil. Önemli bir oyuncu ama hani Mertens daha başrolde tabii ki. Ya ben anlayamadım. Okan Buruk'un olumlu raporu üzerine iki futbolcunun artı bir yıllık operasyonunu devreye alma kararı aldı. Mata yani Mata ile ilgili farklı bir performans mı var ortada? Bizim göremediğimiz ya, yani, 1.9 milyon euro yani evet. yıllık maliyet. Bu düşük falan geliyorsa Bu düşük geliyor. Söyleyeyim. Yani taraftarı düşük geliyor. Yani i̇kinin altındaki <laughs> her şey düşük geliyor. Ya ben e, gerçekten şaşkınım şu anda. Gerçekten şaşkınım. Ya Mata Galatasaray'da işte şu an işte gol performansına, asist performansına bakalım. İşte bir gol, bir asist. 13 maç. Abi yani bu mu Galatasaray'ın kriteri gerçekten başarılı performans diye addedebilmem için ya da Mertens'e bakalım. E, o da iki gol asist yok mu? Yanlış mı görüyorum? Yani ben yanlış görmüyorsam yok. Olmayabilir ama asistin asistine giden çok pas attı Mertens. Ha. Özellikle son iki maçta mesela çok büyük katkı verdi. Ben bu arada Mertens'in performansını çok olumlu bulduğumu söyleyeyim. Yani ben iyi de. oynuyor. Mertens iyi oynuyor. Ama bu sayılardan hani da ibaret değil. çok değerlendirecek ama bir de takımın hani böyle as oyuncularından birisi gibi olmadığı için çok fazla yorum yapamıyoruz O, o zaman için. hani as oyuncuna ya sen as oyuncuna 1 milyon TL veriyorsun bir yerde. Yedek oyuncuna da 2 milyon euro veriyorsun bir yerde. Şimdi nasıl açıklayacağız bunu? Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da 7-8 milyon TL aldığı yerde sen yedek oyuncuna 2 milyon euroyu verirsen burada abes iştigal denilen noktaya çıkarsın. Bu bir, bir takım mühendisliğinin oturmaması demektir bir takımda. Burada bir tuhaflık var. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Bence. Yani evet biraz Mata'nın durumu ilginç gibi görünüyor ama belki bilmiyorum. Hani idman performansı kulüp içindeki durumu hani bunlar da etkilemiş olabilir. Ya tabii abiliği falan çok abilik falan yapıyorsa güzel. Yani abileri öyle 1 milyon 2 milyon euro vereceksek vay Türk futbolunun haline. Şimdi çok ilginç bir haber var. Matias Swanberg etkiledi diye aynı sayfanın altında. Galatasaray'ın scoutları İsveç-Meksika hazırlık maçını izledi. Gözler Türk statüsünde oynayabilecek Mikael İshak ve Edin Kurtuluş'un üzerindeydi. İshak 69'da Georges'in yerine oyuna girerken Kurtuluş süre bulamadı. Bu durum hayal kırıklığı yaratırken İsveç'in 2-0 kazandığı maçın yıldızı ise ilk golün asistini veren ve ikinci golü atan Matthias Svanberg oldu. Skart ekibinin 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili rapor tuttuğu öğrenildi. Wolfsburg'da forma giyen Svanberg için hamle yapılabileceği bildirildi. Çok vardır ya hikayeler. Hani bir oyuncuyu izlemeye gidersiniz sonra başka bir oyuncuyu e, beğenirsiniz. Bu da e, o tarz bir hikaye galiba. Ya o bana da çok oluyor ya. Ya şey izliyor. Hatta e, Darwin Nunez'i izlerken. Benfica'dayken mi? Yok. E, Nasyonel'deyken. Yani şey pardon. E, milli takımda. U19 milli takımında izlerken. Güney Kore yanlış hatırlamıyorsam bir maçları vardı. Güney Koreli bir sol bek dikkatimi çekmişti. Yani dedim, hani müthiş. Yani bu çok fazla sıklıkla rastlanan bir durum ve e, ne izliyorsun, neyi alıyorsun. Ve buradan daha güzel sonuçlar çıkıyor. Sonra onu sürekli daha e, rapor edip, daha fazla maçını izleyip, e, daha güzel yerlere gidebiliyorsun aslında. Dolayısıyla yani yaş olarak da 23 yaşlar, yani buraları kollamamız gerekiyor artık. Yani ben 30 yaş üstü transfer politikasını gerçekten anlamış değilim. Yani Galatasaray'ın e, bu sene özellikle ki transfer politikası. Ee, tamam bunlar çok büyük dünya yıldızı, Icardi'ydi, Mertens'ti, Mata'ydı falan. Ama e, geleceğini ne yapacaksın o zaman? Yani bu paraları vereceksin. Peki önümüzdeki senelerde bu gelirlere kavuşabilecek misin? Ya şu önemli. Hani Galatasaray'ın hedefi şuysa, ya kardeşim biz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Dolayısıyla oradan bir gelir hesabı içerisindeyiz diye bir projeksiyon sundular mı? Ama hani... zaten hani artık şampiyon olan <laughs> takımla direkt katılamadığı için <laughs> hani bu hedefte çok kolay bir hedef gibi görünmüyor iş takım için. Ha, i̇şte bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani bizde şöyle de bir yargı oluşmaya başladı. Sanki İlelebet Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacakmışız gibi. Ya bu sene Fenerbahçe gruplarda Dinamo Kiev'i devirdi. Ya gittik ön eleme eğlendik. Yanlış yerde yendik adamları. Ya orada yensek Şampiyonlar Ligi'nde belki çıkma opsiyonumuz vardı. Oraya kadar gidebilirdi Fenerbahçe. Yine ilk, iki tur daha oynayacaktı. Ya olsun. Fenerbahçe. Öyle bir opsiyon sunuyor. Yani biz sanki bu opsiyonun bizden alındığını düşünmeye başladık ülke olarak, ülke futbolu olarak. Burada bir tuhaflık var. Yani bunun bu klişenin artık e, olmadığını göstermemiz gerekiyor bence. E, dolayısıyla da hani bu tip transferler, çok tanıdığım bir oyuncu değil Matias van Berg. E, izlediğim bir oyuncu değil çok sıklıkla ama Umarım hani böyle biraz daha genç. Yani 23 yaşında e, Wolfsburg'dan bir oyuncu almak hiç kolay değil onu söyleyeyim. Yani bana hani oyuncunun ismini vermeseler Hı. işte oyuncu 22 yaşında 23 yaşında işte 21 yaşında hangi takımda oynuyor Wolfsburg. Hı. Hani öyle belli başlı kulüpler vardır ya almak kolay değil. Genelde 23 yaşında Wolfsburg'dan oyuncu başka noktalara gidiyor. E Doğru çok kolay değil e, ama tabii bugünlerde bunun yolunu yaparsan ya Wolfsburg o anlamda belki iki senedir çok iyi değiller. Özellikle Glacier'in ayrılmasından sonra yani takım falan dağıldı. O müthiş bir takımları vardı ama hani işte Fenner, Gerardlar, Maximilian Filipler, Arnold'lar, Bakular falan. Ondan önce yani Regors'u da edin, tabii. tabii e, tabii. Edin Ceko, Grafiteli kadroları hatırlıyoruz. Misimovic'e yani, işte kadroları hatırlıyoruz yani. Yani iyi transfer yapan bir takım. Geleceğe de yatırım yapabilen bir takım ama bu ara çok bu sene biraz daha iyi başladılar gerçi. Geçen sene çok kötülerdi mesela. Ben izleyemiyordum Mosluk maçlarını geçen sene. Çok e, fecaat bir haldeydiler. Biraz daha toparladılar. Yok abi. hani şey onların kendi ligdeki hedeflerinden ziyade hani Wolvesbrook hep Avrupa'da basamak takımlarından birisi kesinlikle. olduğu için kesinlikle e, o noktada oyuncu hani oyuncunun adı soyadı hiç önemli değil. Tabii. O yaşlarda oyuncu almak zor Wolvesbrook'ta. E, Hele bir de milli oyuncuysa çok zor. E, tabii. Tabii. hatta Hans Flick belki bir kısım Alman basının tarafından da şey Maximilian Arnold'u niye almadı diye eleştirilmeye de başlandı. O eleştiriler bitmez ya. Ka yani kadro seçimi bir teknik adamın böyle en korkulu kabuslarından. Hele milli takımda. Hele milli, milli takımda. takımda.